White, the Gardena in Gerdagum, lo, praises the prowess of people kings. Wow. Hiç yani Bakalım. hiç alakası yok. Bana göre İngilizce yazmak için, kendi ifade etmek için dünyadaki en elverişli dil. Oxford sözlüğünde de binlerce kelimenin tanımını yapan adama 20 yıl boyunca yazıyorlar, görmeye çalışıyorlar. En sonunda 20 yıl sonra anlıyorlar ki Oxford sözlüğünün en büyük kontribütörü bir tımarhanede yaşıyor. Bir istatistik vardı. Her saniye neredeyse bir dil ölüyor diye. Çünkü dil asla statik durabilen bir şey değil. Ya yani sokak dili ya da pigeon dilleri her zaman hortluyor. Bunu en engelleyemezsin. Dolayısıyla bugün hani mükemmel kelimesine mük denilmesi ya da her şeye böyle bir kısaltımı olarak konuşuluyor olması ne kadar antipatik olursa olsun engellenemez bir şey. Merhaba arkadaşlar, her şeyin kökenine hoş geldiniz. Bu bölümde İngilizcenin kökenini konuşacağız. Benim için çok heyecan verici bir bölüm çünkü ben bir dil bilim mezunuyum. Her ne kadar pek bir şey hatırlamasam da yine de heyecan verici. Senin için de heyecan verici Pelin çünkü neden? Senin de hem master'ın hem doktoranda değil mi? Ya evet, ben de tarih lisansını bitirdikten sonra edebiyata geçmek istedim. Çünkü her şeyin kökeninde bana göre zaten dil olduğu için. Batı dilleri ve edebiyatında önce master sonra da doktora yaptım. Ve tabii ki de yani Boğaziçi olduğu için Lingua franca'mız yani kullandığımız dil İngilizceydi orada da. Her ne kadar diğer Batı dillerinden ders almamız da tabii ki gerekiyordu, antik bir dil ve daha modern bir dil Batı dili almamız gerekiyordu ama bütün dersler İngilizceydi. Bir sene tarih okuyor gibi biliyoruz aslında. Yani çünkü sonuçta tarih yıllardır yaptığım bu popüler tarih programları olsun, işte yazdığım makaleler olsun hep tarihçi olarak insanlar beni mimliyorlar. Yani şikayetçi değilim ama tarihçi de değilim. Yani tarih severim diyorum her defasında zaten. Yani tarihle ilgili de araştırma yapmaya, okumaya, yazı yazmaya devam ediyorum ama yani bildiğim bir üniversitede tarih bölümünde öğretim görevlisi değilim. Ders verdiğimde de genellikle hani edebiyatın alanında ders veriyorum mesela mitoloji dersleri genellikle ya sanat tarihi ya da işte edebiyat bölümünde verilir. Şu anda İngilizce çok önemli bir dil. Kaç kişi konuşuyor şu an dünyada? Ya dünyada şu anda üçte birinin İngilizce konuştuğu düşünülüyor. Dolayısıyla dönemimizin lingua franca'sı yani en çok konuşulan, en kabul edilen dile İngilizce. 2.6 milyar insanın aşağı yukarı İngilizce konuştuğu düşünüyor. Bu da tabii ki birazcık bu hani imparatorda güneşin batmadığı İngiliz imparatorunun etkisi var. Çünkü İngilizlerin istila ettiği ya da sömürgeleştirdiği pek çok ülkede dahi bugün hani artık sömürge olmasalar da dilleri İngilizce. Yani işte Güney Afrika olsun, Filipinler olsun, eski Hindistan ve Pakistan 27 tane özerk olmayan ülke konuşuyormuş. Dolayısıyla hani İngilizce sadece o ülkelerin official language yani resmi dili değil. Aynı zamanda ya yani dünyada pek çok okulda okutulan, hayatı kolaylaştırılan bir dil ve bunda şunu unutmak gerekiyor. ki bu diller popülerleşmelerinin nedeni hem ticaret hem de diplomasinin en çok rağbet edilen dili olmaları. Yani yüzyıllar boyunca Mesela daha önceki, bir yüzyıl önce belki bu lingua franca Fransızcaydı. Entelejansiyanın konuştuğu, işte Rus aristokrasinin konuştuğu dilden tut. Yani kendileri Rusça belki konuşuyorlar ama ya da halk konuşuyor ama daha böyle e, gücü elinde tutan ya da parayı elinde tutan sınıfın konuşması önemli burada. O yüzden hani daha önce belki de Fransızcaydı, şimdi İngilizce. Bundan sonra kimileri diyor ki İspanyolca olabilir. Popülasyon olarak bakacak olursak, Çince de geliyor haliyle, Çince ve Hintçe. Pelin sence İngilizce en kolay nasıl öğrenilir? İngilizce öğrenmek isteyenlere bir önerim var mı? Pillow talk denilen, yastık konuşması. İngiliz dillerine hakim ya da preferably oralı birisiyle sevgili olursanız. Yani di En iyi öğrenme dil <laughs> <öğrencim gülüyor> Pelin <Butulu> <laughs> <Ya o>. teşekkürler. <laughs> ya işin hani espri boyutu bu bir tarafa hani bir dil öğrenmek için illa da bir sevgili bulmak... E, e, tabii ki gerekmiyor ama... E, konuşmak, pratik etmek çok önemli ve... o ülkenin native speaker ile yani yerel konuşanıyla... E, yani böyle hani İngilizse İngiliz, Amerikalıysa Amerikalı önemli değil ama yerel bir... E, dil konuşanıyla... pratik yaparsanız, bol bol film izlerseniz... çünkü dil sonuçta bir müziktir aynı zamanda ve kulak duyması ve dolması lazım. Sadece okuyarak ve ezberleyerek ve gramer çalışarak olmuyor bu. Ama gramer altyapı da önemli çünkü dilin matematiğini anlayınca o zaman konuşması da kolaylaşıyor. Dolayısıyla bir dili öğrenmek istiyorsanız tabii ki pratik edeceksiniz, tekrarlayacaksınız, ezber yapacaksınız. Burada hani ezber bozacağız diye bir şey yok. Ama bunu konuşarak en iyi yaparsınız. Onu da işte hocalarla özellikle conversation dersleri yaparak yani sözlü muhabbet ederek diyelim sohbet ederek en iyi gelişeceğine inanıyorum. O zaman bu bölümümüzün sponsorunu konuşalım mı? Open English bu bölümümüzün sapyan özel İngilizce tarihi ya da dil tarihi bölümümüzün sponsoru. İngilizce şart demenin komik olduğu bir zamanda yani hem kariyerlerinde hem e, yüksek maaş almak için hem de aynı zamanda e, daha iyi bir gelecek isteyenler için Open English kullanılabilir artık böyle bir seçenek var e, hayatı kolaylaştırıyor çünkü artık gerçekten İngilizce bilmek demek kapıların açılması demek ve insanlarla iletişim kurabilmek demek ki pek çok e, kariyerde pek çok işte İngilizce olmadan olmuyor. Open English, İngilizce seviyeniz ne olursa olsun ana dili İngilizce olan eğitmenlerle ister birebir ister grup halinde hem sınavlara hazırlık hem de pratik yapmak için kullanılabilecek yegane platformlardan bir tanesi. Hatta şu anda çok büyük bir kampanya var. Diller önemlidir, hayatımızı değiştirebilir, kapılar açabilir. Siz de kendi hayatınızda böyle bir değişim yapmak istiyorsanız açıklamalardaki linki tıklayıp formu doldurup bu kampanyaya katılabilirsiniz. Peki teşekkür ederiz benim. Lingua Franca diye bir şeyden bahsettin. O nedir tam olarak? Kelimenin fonetiğine bakacak olursak lingua yani dil, Franca, Frank dili diyebileceğimiz dil. Aslında çok basitçe açıklarsam bir dönem en çok kullanılan, pek çok insanı iletişim kurmasını sağlayan, rağbet edilen dil anlamındadır. Şu anki İngilizce gibi yani. Şu anki İngilizce gibi, daha önceki Fransızca gibi, ondan önceki Aramaik gibi ya da uh, Antik Yunan uh, ya da işte uh, Grekçe gibi. Her dönemde uh, diyelim imparatorluk döneminde o imparatorlukların kullandığı diller ön plana çıkıyor. Bu uh, hem entelejansiyanın yani okur yazar tayfanın tercih edip de yazdığı dil oluyor. Hem de aynı zamanda halkın kullandığı valgate denilen halk ağzı gibi bir şey var. Yani mesela diyelim Osmanlı örneğinden gidecek olursak. Osmanlı Türkçesinde hani divan edebiyatı vardır. O divan edebiyatını halk bile çok okuyamaz. Çünkü diyelim yüzde birlik okur yazar zümresi var. Onlar o adıl dili anlıyorlar. Ama halk Yunus Emre'nin Türkçesinden anlıyor. Aynı şekilde mesela diyelim İncil dünyada belki en çok basılmış ve en çok okunan kitaplardan bir tanesidir. Yani bugün bizim okuduğumuz o King James versiyonu yani İncil'in aslında antik Yunanca'ya besleniyor. Ama normalde yani biz İsa'nın dili neydi? Aramca'ydı değil mi? Aramaik yani. Ama Aramaik kaynaklar pek bulunmuyor. Çünkü o dönemin entelejansiyası okur yazar kitlesi de Greklerdi, Yunanlardı yani. Yunancadan Latince'ye ekşebiliyor. Yani Roma İmparatorluğu'nun gittiği her yerde de sonuçta Latince kullanılıyor. Ama bugün lingua franca deyimine bana soruyorsan, aslında Levant bölgesinden yani Akdeniz havzasının bölgesinden geliyor. Çünkü lingua franca genellikle ticareti kolaylaştırmak için insanların kolay iletişim kurmasını sağlayan bir şey. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz Lingua Franca deyiminin çıktığı zamanlarda kötü bir İtalyanca diyebileceğimiz, pek çok Akdeniz medeniyetinin kullandığı, içinde Yunanca olan, İtalyanca olan, biraz Provansal olan, genellikle bu büyük ticaret kolonilerinin kullandığı dildi. Yani Cenova... Milano. Venedik gibi gemilerle dünyanın dört bir tarafına giden hem ticaret yapan hem de dili taşıyan milletlerdi. Evet zaten dillerin gelişim tarihine baktığımız zaman işte askerler bir yerlere gidiyor, tüccarlar bir yerlere gidiyor. Köylüler kendi aralarında konuşuyor. Bunların hepsi birleşince ya dil gelişiyor ya yeni bir dil doğuyor. Ya da diller ölüyor. Ya da ölüyor. Bir istatistik vardı. Her saniye neredeyse bir dil ölüyor diye. Çünkü dilin doğası Heraklitos'un demediği gibi ama herkes ona atfediyor. Hani değişim kaçınılmazdır. Gerçekten de dil asla statik durabilen bir şey değil. Dolayısıyla günümüzde İngilizce dünyanın en zengin dili olması ve en fazla belki de sinonime yani eş değer kelimeye sahip olan en fazla adjektive e sahip olan dil olması tesadüf değil. Çünkü dünyanın en büyük vakti zamanında imparatorluğu olan İngiltere'nin gittiği, ayak bastığı her yerde kendi kolonilerinden de kelime aldı. Dolayısıyla mesela kaki kelimesi diyelim. Yani Urduca'dan alınıyor ve birden bir İngilizce'de o kelime kullanılıyor. Nereye gittilerse oradan da bir şeyler absorbe ediyorlar. Tabii Sartre'ın da dil kurucusu öyle bir sözü var. Dil dil yaşayan bir organizmadır. Bu yüzden değişir diyor Yani aslında kimse de bu, yani birey olarak biz de bu dilin değişimine engel olamayız. Tamam belki devletsel olarak belli politikalarla e, dile müdahale edilebiliyor. Fransızların uzun yıllardır mesela, yapmaya çalıştığı mesela, gibi. evet ki yani Fransız arkadaşlarım benim söylüyorlar, anneanneleri falan anlatıyormuş. E, diyelim ki rock dünyasında çok ünlü bir şarkı patladı dünyada. O, o şarkıyı İngilizce Fransa'da dinleyemiyorsun, Fransızca versiyonunu falan dinleyebiliyormuşsun. Düşünsene Frank Sinatra'nın mesela atıyorum ne bileyim. Orijinali zaten falan. My Way Fransızca. Aynen, aynen. Ama şöyle bir şey var. Şimdi hani dili ne kadar elinde tutmaya çalışıp böyle hani Türk Dil Kurumu'na benzer şeyler kurup da işte dilin tarihçesini, dilin işte etimolojisini vesaire çalışmaya çalışsan da, ya yani sokak dili ya da pejin dilleri her zaman hortuluyor. Bunu engelleyemezsin. Dolayısıyla bugün hani mükemmel kelimesine mük denilmesi ya da her şey böyle bir kısaltma olarak konuşuluyor olması ne kadar antipatik olursa olsun engellenemez bir şey. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta kızmamamız da gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer bir topluluk bunu kullanıyorsa, anlıyorsa ve hani ne bileyim kimsenin hayatına bir zarar vermeyecekse dil tam olarak böyle değişiyor işte. Ya yani bizim şu an işte hukuk dili harika bir dil dediğimiz Fransızca bile Latince'nin bozulup İtalyancaya çevrilmesi, tekrar bozulup İspanyolca olması, tekrar bozulup da Fransızca olmasından geliyor. Yani o zamanın Mükü aslında bu zamanın mükemmel dili olmuş evet. diyelim <laughs> ve konumuza denelim diyorum. Pelin, İngilizce nereden geliyor? İngilizce tabii ki yüzyıllar boyunca pek çok istiladan, pek çok ıı, kavim göçünden ve savaştan mürekkep ıı, bir dil ve ıı, pek çok kanadı var. Dolayısıyla... Kula, yani İngilizceyi dinleyince daha Cermanik bir dil olarak gelmesi tesadüf değil. Bu Cermanik bir dil olan İngilizcenin bir kuzey kanadı var. Bu da işte İzlanda gibi, İskandinav ülkeleri gibi bir yerlerden geliyor. Bir batı kanadı var, yani batı Cermen dilleri. Burada da işte Flemence olsun, Afrikan olsun ki onlar biliyorsun Güney Afrika'yı, İslah ettikleri için Hollandalılar öyle bir tarafı var. Ondan sonra ı, işte var. evet Almanca var, Flamanca var. Bu batı kanadı. Bir de Batı kanadı e, İngilizce de var. Tabii, e, İngilizce de var. Bir de doğu e, tarafı var bu Cermen dillerinin. Orada da işte içinde Anadolu'daki çeşitli diller mesela Ermeniçe gibi diller var. Yunanca var. E, Arnavutça kimileri bu gruba dahil ediyor, işte Keltçe gibi diller var. Yani bunlar büyük bir aslında yelpaze. Ve tabii ki hani sen bir diyelim Arnavutça dinleyip onu Flemanca ile kıyaslayınca çok alakasız iki dil gibi gelebilir. Ama özlerinde aynı familyaya aitler. Hepsi Germenik familyadan Hepsi, geliyor. Evet, Germenik familyadan geliyor. Ve her birisi yerel halkların öznel dilleriyle karışmış ve böyle bir amalgam oluşmuş diller. Ama hepsi de Hint-Avrupa dil çerçevesi altına yerleştiriliyor. İngilizce de bunların aslında bir pot polisi bir karışımı. Nedir bu Hint-Avrupa dil ailesi Pelin? Yani Hint-Avrupa dil ailesi dünyadaki en fazla dilin mensup olduğu dil aile grubu. Dolayısıyla burada işte Bangladeş'ten tut, İzlanda'ya kadar pek çok dilin içinde bulunduğu adı üstünde Hint özellikle, Kuzey Hindistan bölgesinden başlayıp Avrupa'ya kadar süre gelen o coğrafyadaki değişik aile gruplarının çatısı aslında Hint Avrupa dil grubu. Dünya nüfusunun yüzde 42'si bu dilleri konuşuyor. Evet neredeyse yarısı dünya nüfusunun konuştuğu dil bu aile grubuna mensup. Aslında bunun evrimine dair çok farklı teoriler var. Çok bilinmiyor ama bir hipoteze göre milattan önce 4500-2500 yılları arasında kurgan hipotezi denilen günümüzde Kuzey Karadeniz bölgesine tekabül eden o bölgeden çıktığı ve yayıldığı söyleniyor. Kuzey Karadeniz bölgesindeki göçmen toplulukların aslında ilk kez bu proto yani işte Hint-Avrupa dillerinin atası ya da anası diyelim daha güzel olur. Anası olarak kabul eden versiyonunu konuştukları... ve oradan... Bir tane dil vardı. Bildiğimiz bütün Almanca, İngilizce, Grekçe, e... Keltçe hepsi bu dilden türedi. Evet, sonra bu birden bire mi? bir Babil Kulesi inşa edildi. <laughs> İnsanları böyle bir ceza olarak bütün diller birbirine karıştırıldı ve artık birbirlerini anlayamaz Hakikaten oldular. Lanet bir şey. Neyse ya. ki AI ile artık... Bu sorunu çözecek mi? Değil mi? Yani her türlü dil çok kolay çevriliyor. Bu tek dili konuşanlar nasıl ayrıldılar ve farklı dillere dönüştü bu Pelin? Şöyle ki şimdi tabii ki dilin evrimi göçlü oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz kavimler tarım toplumuna geçmeden önceki e, resmen e, göçebe topluluklar oluyor ve oradan oraya gidip bir yere yerleştikten sonra o bölgede de haliyle insanlar oluyor o yerel dillerle bir şekilde sentezleyip kendi yerel ağızlarını oluşturan bir durum söz konusu. Dolayısıyla proto Hint-Avrupa dili olduğunu varsayarsak o bir tane dil diyelim İspanya bölgesine yerleştiğinde hani Basklar özgün kalmışlar Kuzey İspanya'da. Onlar farklı bir aile grubuna mensup ama Hint-Avrupa diline mensup olan İspanyolca kendi işte karakterine bürünmüş oluyor. Yine o demin bahsettiğimiz temel üç ayrım oluyor. Batı Cermen topluluğu, Kuzey Cermen dil grubu ve Doğu Cermen dil grubu. Burada da hani bildiğimiz pek çok dilin ilk baştaki versiyonları... Proto Hint-Avrupa'dan bu değişik Cermen dil topluluklarına dönüşmüş oluyorlar. Bunun adı sanırım Proto Cermen dili değil mi? O bahsettiğin ana, ana hepsinin evet. anası olan dilin adı oto evet. Yani onu öğrenseydik aslında diğer hepsine bir temel sağlardı. Ama işte yani bu bir hipotez. Diller işte bu bahsettiğimiz tarihlerde yazı olmadığı için ister istemez konuşma dilinin aktarılması için bayağı binlerce yıl geçmiş oluyor. O yüzden biz bugün mesela diyelim Sümerce'ye baktığımızda Sümer dilinin bile tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz. Kimileri yani Sümer kelimesi bile zaten yani öyle bir kelime yok. Yani Sümerliler kendilerini Sümerli demiyor haliyle. Daha sonra kullanılmış bir şey. Hani kara kafalılar falan diyenler var. Yani şimdi Sümer tarihine girmeyeyim ama her şeyin başlangıcı hep orada olduğunu, hani medeniyetin orada olduğunu ben hep kabul ettiğim için. Öyle bakınca hakikaten dil yerleşik topluma geçtikten sonra birazcık bu dilin tarihçesiyle ilgili ve evrimiyle ilgili bir şeyler söylemeye başlayabiliyoruz. Ama avcı toplayıcı toplumlarını tabii ki dilleri nasıl gelişti ve nasıl evrim geçirdi bunlar sadece teori olarak kalmak durumunda. Peki bu diller arasındaki bağlantıyı şu an görebiliyor muyuz benim? Birbirine benziyor mu bu diller hala? Ya özlerine bakınca fonetik olarak belki birbirine çok alakasız gelebilir. Ama etimolojilere ve gramerlerine bakınca yani dil bilgisine bakınca ...benzerlikler ortaya çıkıyor. Yani e, kimi dillerde, mesela İngilizce'de cinsiyeti atmışlar. Fransızca'daki gibi ''le-la'' yok mesela yani Latin dillerinde olduğu gibi. Bir süre sonra hani dili kolaylaştırmaya doğru gitmişler e, ama yine de bir köken bulabiliyorsun. Onun için de hakikaten e, dil kökeni ya da etimolojik çalışmak gerekiyor ama bazı kelimelerin zaten müziğine bakınca da hepsinin bir ortak kökenden çıktığını görüyoruz. Mesela... madre... mother... yani anne kelimesi... mat... modar... mathair... gibi kelimeler hepsi... bir tane anne kökeninden çıktığı anlaşılıyor. Ya da mesela Proto Hint Avrupa dilleri, dillerindeki... swanks kelimesi... Burada mesela altı kelimesinin ortaya çıktığı, İngilizce six, Farsça şaş, Rusça şeşt, İspanyolca seis gibi kelimeler var. Bunların hepsinin kökeninde bir tane altı var. Ki bu arada ben buraya gelmeden önce... en eski kelimeler nelerdir diye bir araştırma yaptım. İngilizce'de günümüz İngilizcesine kullanılan en eski kelime ay kelimesiymiş. Yani ben. Ha. 20 bin yıl önceye kadar gidiyor. Hu da mesela en eskilerden bir tanesi. Yani kelimeler pek çok ister istemez evrime uğruyor, değişiyor dedik. Ama bazı kelimeler hani binlerce yıldır kullanılmaya devam edilmiş ve başka dillere bir şekilde entegre edilmiş ya da ticaret yoluyla, değiş tokuş yoluyla dahil olmuşlar. Peki, o zaman İngilizceye dönelim. İngilizcenin eski İngilizceden de önce ne vardı? Proto İngilizce mi? Ya şimdi İngiltere'nin e, İngilizcesi tabii ki en e, başta konuşmamız gereken İngilizce. Çünkü hani sonra Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi vesaire bunlar tabii ki o orijinal İngilizcenin farklı versiyonları ama tahmin edileceği üzere gerçekten de bin yıllık bir hikaye ve çok çok büyük bir aslında değişimin hikayesi. Proto İngilizce denilen dil Kuzey Avrupa'daki o demin bahsettiğimiz Cermen dillerinin bir akrabası ve oradaki sadece kavimler göçü değil aynı zamanda savaş hikayesi ve savaş tarihine girmek gerekiyor ki e, oraya gelen farklı topluluklar, farklı milletlerin e, kendi dillerini taşıması Anakara İngiltere'de yani o ada İngiltere'sindeki e, işte İzlanda'dan gelen, e, Danimarka'dan gelen, Normandiya'dan gelen farklı toplulukların kendi dillerini taşıyıp orada bir sentez oluşturmasının aslında hikayesi. Roma askerleri değil mi? Bu Cermen askerler Roma komutasında gidiyorlar İngiltere'ye. Ya yani Romalılar İngiltere'yi istila ettiklerinde orada yüzlerce yıl boyunca en az 400 yıl çok önemli bir hegemonya sağlıyorlar ve tabii ki Roma'nın yazılı dili ve konuşma dili Latince olduğu için Latince'yi taşıyorlar ama o Tabii ki Romalılar oraya geldiğinde... bir halk var. Mesela keltlerin olduğu... ya da işte yerel değişik... bugün İskoçlıların... ya da Gallerin ataları olan insanlar var. Romalılar gelince tabii ki... kendi dillerini empoze ediyorlar. Ama Romalılar gittikten sonra bu sefer... barbar istilaları diyebileceğimiz... Danların, Angle'ların... Pict'lerin... ve farklı toplulukların... orada sürekli bir didişme halinde olduğu ve her birisinin kendi gücünü... birbiri üzerine empoze etmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Roma sonrası... o kavimlerin, konuştuğu dillerin bir amalgamasyonu, bir karışımın... günümüz İngilizcesi. Ama biz bugün o İngilizceyi anlamaya çalışsak anlayamayız. Bambaşka bir dil. Çünkü hakikaten daha... günümüz Almancasına... daha yakın daha böyle hani murder kelimesinin ya da law kelimesinin yani günümüz İngilizcesinde pek çok kelime o proto İngilizceden gelme. Ama daha şöyle bir hatırlatma yapayım. Günümüz İngilizcesinde bu proto İngilizceden kalan kelimelerin çoğu çok kısa ve çok kolay telaffuz edilen kelimeler. Onlar kalmış. Ama sonra zaten o istilalarla birlikte daha o Latince'ye yakın kelimelerde işin içine sızacak. Peki şey nereden geliyor? İngilizce'nin yani orijinal adıyla English... sözcüğü nereden geliyor? İngilizce kelimesinin kökeni... yine bu kabile göçleriyle geliyor. Özellikle işte... İngiliz adalarına gelen... Jutlar, Saksonlar, Angle'lar... ve Frisyalılar... England ya da English sözcüğünü... Anglos kelimesine dayandırıyorlar. Anglos da zaten... Angle denilen o bir kabilelerden bir tanesi. Yani o Cermen topluluğunun adı. Evet. Vay be. Ve bunlar bu arada mesela öyle ya yani biz bugün Anglo-Sakson diyoruz değil mi? Hani aslında İngiliz dilini konuşanlar için. Ama Angle'lar ve Saksonlar her zaman böyle el ele kol kola dost değillerdi. Onlar da aslında dilişen kabileler arasındaydı ama Pitler biraz fazla palazlanıp Angle'larla savaşmaya başlayınca bu sefer Uh, Angle'lar Saksonları çağırıp yardım istediler. Uh, ve Saksonlar gelince pikleri biraz def etmiş oldular ama uh, bu sefer hani Angle'lar ve Saksonlar ittifak ettikten sonra dilleri de birbirine etkilemiş oldu. Yeah. Ve tamamen böyle bir uh, bileşim oluşturmuş oldular. Çünkü birbirlerinden kelime aldılar. Vay. Peki sonra orada kaldılar değil mi? Roma hakimiyeti sonrasında da orada kalmaya, İngiltere'de kalmaya devam ettiler. Zaten bu bahsettiğim Roma hakimiyeti bittikten sonra oluyor. Ama tabii ki orada, ya bugün bile mesela Gary ki filmlerinde Brad Pitt falan böyle garip garip bir aksanlarla konuşur ya. Şimdi ya da işte bazı filmler var hani popüler filmler diyelim Snack gibi vesaire. Oradaki bazı İngiliz aksanları bize sanki başka bir dil gibi geliyor. Çünkü Hani o İngiltere Adası'nda e, bu Angle'lar ve Saksonlar'dan önceki kabileler de var ve o kabilelerin dilleri... aslında o ulusların... yüzyıllardır İngiltere'ye karşı savaşan... E, bağımsızlık savaşı veren... burada işte şey girebilir... E, William Wallace'ın... Freedom! <gülüyor> <gülüyor> insert girebilir ama hakikaten İskoçlar olsun, Galler olsun, İrlandalılar olsun... Yani İrlandalıların mesela bayağı uzun yıllardır e, Keltçeyi öğrenme zorunlu kılması ve bir yaşa kadar çocukların liselerde Keltçeyi e, devam ettirmesi gibi zorunluklar var. Çünkü diller haliyle İngilizce o kadar egemen bir dil ve herkes İngilizce ile o kadar artık yüzyıllar boyunca rahat iletişim kuruyor ve bütün dünyada anlaşılıyor ki haliyle yani o orijinal İngilizceye daha yakın diyebileceğimiz bu yerel ağızların unutulmaması gerekiyor. O yüzden onlar da kendilerini korumaya çalışıyor. Ama bahsettiğimiz hakikaten Milattan sonra 500'lü 600'lü yıllardan sonra ki İngiliz dilinin yani ada İngilizcesinin evriminin hikayesi 500'lü yıllardan itibaren yani Romalılardan kurtulduktan sonra gelip giden pek çok istilacı, barbarik, savaşçı kabilenin kendi dillerini taşıması, yerel ağızlarla karışması ve böylelikle de aslında bugünün İngilizcesinin içindeki pek çok kelimenin yavaş yavaş doğurması anlamı. Ki bu da eski İngilizce dönemine denk geliyor değil mi? Ki evet eski İngilizce bugün anlamaya çalışsak büyük bir ihtimalle anlayamayız. Çünkü Alman dillerine çok daha yakın bir fonetiğe sahip. Gramer anlamda da Cermen dillerinden beslenmiş. Bir İngilizce'den bahsediyoruz. Ee, pek çok Latince kelime girmemiş bu eski İngilizce. Daha önce Vikings diye bir seriden bahsetmiştim benim, belki hatırlarsın. Evet. Onu izleyen arkadaşlar bilirler. Şu sözcükler hemen onlara tanıdık gelecek. Mercian, Northumbrian, Kentish ve West Saxon. Bu aynı zamanda e, beş tane eski İngilizcenin lehçesiymiş. Bunlardan konuşalım mı biraz? Cermen göçmenler e, bu bahsettiğin farklı lehçeleriyle birlikte geliyorlar haliyle ve ada İngiltere'sine göç ettikten sonra Romalılardan baki kalmış olan Latince'yi bir nevi silmiş oluyorlar. Çünkü onlar zaten Latince'yi konuşmadıkları gibi Latince'yi bir istilacı dil olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla bahsettiğin işte Northumbrian bunlar hepsi İngiltere'nin farklı bölgelerine de tekabül eder. Mercian, Kentish yani Kent diye bir yer var. Northumbria diye bir yer var. Yani coğrafi yerlere tekabül ediyor ağızlar ve bölgeler. West Saxon lehçeleri. Bu, bu dört ana lehçe eski İngilizcenin temelini oluşturuyor. Nasıl bir şeydi bu eski İngilizce Pelin? Böyle bir örnek bir, şey okuyabilir misin bize? Beowulf bizim özellikle batı dilleri edebiyatındaki ilk hani eski İngilizce tekst olarak kabul edilir. Çok da trajik bir hikayesi vardır. Ben hep canavarlara acıdığım için bu tür hikayelerde. Bir tane bir canavar denilen Grendel'ı öldürmek için Beowulf denilen bir... kahraman ortaya çıkar ve o Grendel'ı öldürür ama bir de Grendel'ın annesi gibi bir figür vardır. Ya yani ana hikaye, bir işte bir kahramanlık hikayesi. Ama bu değil, hakikaten yani... biz tabii ki Beowulf'u... iyi çevirilerinden okuyoruz günümüz. Yani sadece biz derken, biz... Türkiye'deki insanlardan bahsetmiyorum. Günümüz işte ada İngilizcesine en mükemmel Londra aksanıyla konuşan... İngiliz'de Beowulf'un orijinalini anlayamazdı büyük bir ihtimalle. İzah edeyim. Hvait... ve... Gardena... in... gerdagum... Ninga, prim... gefrunon... huda... epelingas... ailen... fremedon. Vav! Alakası yokmuş. Hiç alakası yok. Yani... bunun... Iı, Çözmeye çalışsan gerçekten başka bir yabancı dil çalışmak gibi bir şey hiç anlayamazsın. Günümüz İngilizce ile hiç alakası kalmamış. O sesleri unutmadan bir de modern İngilizcesini okuyabilir misin? Lo, praise the prowess of people kings of spear armed Danes in days long sped. We have heard and what honor the Ethlings won. Wow. Hiç yani hiç alakası yok değil mi ses olarak? Alakası yok ama çok etkileyici okudun. Teşekkür ederim. Birazcık böyle bir hani onlar R'lere vurgu yapıyorlar. İyi ki normanlar gelmiş diyorum. <laughs> bu işte 600'lü yıllar civarında Hristiyanlık tabii ki adalara yayılıyor. A, onların gelmesiyle adadan yılanların gittiği gibi bu bu şeylerin de proto Cermen dillerinin birazcık daha Latince ile tanışması çünkü kilisenin dili haliyle yazılı dili Latince olduğu için Latince'yi getiriyorlar ve 400 kelime kadar kelime armağan etmiş oluyorlar. Sonra da Vikingler adayı istila ediyor. Sonra da Vikingler geliyor başka bir dalga evet. Çünkü Vikingler dediğimiz günümüz Danimarkası ee, aslında ana Vikinglerin olduğu yer ama İzlanda'da da Vikingler var tabii ki. Diğer İskandinav ülkelerinde de yani işte gemiyle açılıp nereye bulduklarısa yerleşiyorlar işte. Evet hatta Amerika'ya ilk onların keşfettiği dahi söyleniyor biliyorsun. Yani bu Amerigo e, Vespucci'nin e, ya da işte Columbus öncesi Vikingler her yere gitmişler. Gittikleri yerlere de tabii ki kendi dillerini götürmüş oluyorlar. O yüzden de Viking istilası ile birlikte işte Norveç, Danimarka'dan gelen bu insanlar 8. yüzyıldan itibaren bu eski Beowulf İngilizcesi dediğimiz eski İngilizceyi etkilemeye başlıyor. Pek çok kelime buradan gelmiş ve yani 10. yüzyılın başlarına kadar da İskandinav Viking etkisi devam ediyor. Burada mesela ben çok eğlenceli kitaplar getirdim. Ee, göstermek istiyorum. Mesela... ''Six Words You Never Knew Had Something To Do With Pigs.'' Tabii ki kitap sadece domuzlarla, domuzcuklarla ilgili değil. Ama... mesela sadece domuz kelimesinden bile... biz bugün mesela İngilizce'de... sadece yediğimizin bir ölü hayvan olduğunu... suçluluğunu gidermek için... hayvanın kendisi pig ama yenilen şey pork'tur ya... ama bu dillerin evrimini çok güzel gösterir. Çünkü Normanlar geldiğinde konuşulan dil sarayda haliyle bir Latinceye daha yakın bir Norman İngilizcesi geliyorlar. 1066 yılından itibaren. Onlar mesela böf diyor. Yani beef. Fransızca hala böf bu arada. Evet Fransızca'da da da böf. Ama sonuç itibariyle yerel halk yani o domuzcu ya da o inekçiyi öldüren halk Cermen e, İngilizcesini konuşuyor. Onlar da haliyle mesela cattle diyorlar. Katel gibi şeyler kullanıyorlar ya da işte pig diyorlar. E birdenbire ikisi bir bir arada kullanılıyor yani sadece bu daha kibar bir kelime olarak kullanılmıyor. Sarayın kullandığı ya da okur yazar tayfasının ki çok azdı. %10 bile değildi. Ve genellikle şehirlerde yaşıyordu bu halklar. Dolayısıyla o şehirle daha urban diyebileceğimiz halkın konuştuğu dille çiftçinin işte çamurla cebelleşen milletin ahalinin konuştuğu dil arasında bir farklılık var. Bir süre sonra ikisi ortak kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla İngilizcenin günümüzdeki en zengin dil olmasının nedeni Sadece bu gelen farklı kavim göçleriyle değil, aynı zamanda istilacı topluluklarla vikingler gibi dilin farklı yerlere taşınması ve o yerel yerlerden... Hepsini kelimeleri... sindirmiş diyebilir miyiz aslında? Sindirip asimil etmiş diyebilir miyiz İngilizce? Evet, evet. Doğal seçilim yoluyla yani. Hepsi birden kullanılmaya başlanıyor. Peki bu eski Norse dillerinden hala kalan sözcükler var mı? Yani oradaki bağı da görebilmemiz amacıyla. Çok var tabii yani Dediğim gibi özellikle bu eski İngilizce'den sonraki bu istilalarla Norse kelimesinde mesela leg kelimesi İngilizce'de e, bacak anlamına gelen ya da head kelimesi, ''skill'' kelimesi, sky gökyüzü pek çok kelime günümüzde daha böyle kısa öz kelimeler e, eski Norse e, dillerinden gelip İngilizcenin içine yerleşmiş ve artık yani İngilizce olarak kabul edilen. Ve bugün günümüzde işte Norveç'te de ortak kökleri olan kelimeler oluşturulmuş. Yani muhtemelen o zaman da herhalde insanlar şey gibi bakıyordu. Ya işte bunlar da işte Norse'ların özentisi. Evet, Hep onların yani? sözcüklerini İngilizce kullanıyorlar falan Kesin. diye. Halbuki işte bu tepkilerin hiçbir faydası yok tarihsel gelişimle dilin. Dil böyle değişiyor. Bu konuda çok hakikaten ilk başta de, dediğimin aksine bir şey söyleyeceğim belki ama Şöyle ki, tabii ki... dillerin evrime, değişime farklı... dillerden ya da lingua francalardan beslenmesi engellenemez. Ve fakat... hani Fransız gibi... derin ve entelektüel bir toplum, Fransızca gibi... önemli bir dilin... hafta sonu için bir kelime üretmeyip de ''le weekend'' kullanması... kabul edilir gibi gelmiyor bana. Yani... yani hafta sonu yok muydu ki low weekend diyorlar günümüzde. Bunun gibi onlarca örnek var. Mesela Türkiye'de de öyle. Şimdi günümüz Türkçesi ortalama dalga geçerek 500 diyoruz ama günümüz İngilizcesinde ortalama 2 milyon kelime olduğu söyleniliyor. Ve bu gün her gün artıyor. Yani Oxford sözlüğü ki en önemli sözlüklerden bir tanesidir. Her yıl sözlüğüne onlarca kelime alıyor farklı dillerden. Ama 2 milyon kelime varken ortalama İngiliz konuş, İngilizce konuşan bir İngiliz'in ya da Amerikalı'nın ya da işte Avustralyalı'nın 50 bin tane kelimeyi kullandığı söyleniyor. Türkçe için bazen böyle aşağılayarak ya yani 500 kelimeden ibaret Türkçemiz artık işte tamam okey gibi böyle Tabii onun Tabii, arasında şey. değil ama o 500 kelime kullanıyoruz çünkü maalesef çok okuyan bir toplum değiliz ya da kendini ifade etmeyi bilen. Evet. Ya Keşke da okuduğunu istek. anlayan. Evet. O da çok önemli bir problem. Yani bir metin veriyorsunuz ve ne kadarını anlıyor tartışılır. Ama ben yani hakikaten şunu fark ediyorum. Dil statik kalmamakla birlikte böyle devam ederse pek çok kelimeyi çöpe atmak zorunda kalacağız. Peki o zaman tarih ilerliyor ve bizi Orta İngilizce'ye getiriyor. Evet. Yani eski İngilizce dediğimiz o Cermanik anlaşılmaz bayağı böyle... sert dil olan... eski İngilizce'den sonra orta İngilizce'de... Normanların istilasıyla dil... bir ferahlıyor, bir müzikalleşiyor. Çünkü... Normanlar 1066'da... Kara Avrupa'sından... specifically... Fransa'dan yola çıkıp da kanalı geçip İngiltere'ye ayak bastıklarında beraberlerinde... Fransızca'ya yakın bir dil getiriyorlar ve böylelikle... ...Anglo-Norman dili ortaya çıkmış oluyor ki günümüz İngilizcesindeki pek çok kelime... ...bu dönemden gelmiş. Binlerce kelimenin... ...Normanlar tarafından getirildiği söyleniyor. Tabii şimdi... ...istilacı topluluk saraylarında Fransızca yakın bir Norman dili konuşuyor. Dolayısıyla aristokratlar, krallar... ...vesaire... ...Norman dilini konuşurken... ...halk, işte çiftçiler vesaire... ...onlar bu... Eski İngilizcenin e, nüveleri olan Anglo ya da işte Sakson dilini konuşurlarken e, çok zaman geçmeden birkaç yüzyıl içinde Rönesans'a gelmeden diyelim 14. yüzyıla kadar bir tür Orta İngilizce dediğimiz Fransızcadan beslenmiş, Cermen dillerinden beslenmiş bir karışım var. Bu Orta İngilizcenin belki de en önemli e, meyvelerini veren ve kaydeden... Chaucer diye bir adam var ki bana göre Canterbury Tales inanılmazdır. Hacca gidecek olan insanların kendi aralarındaki birbirlerine masal anlatır gibi buluşup bir kahvede tam da epidemi sırasında yaşadıkları maceraları anlatan Wife of Bath en sevdiğim İngiliz edebiyatının karakterlerden bir tanesidir. Proto feministlerimizden. Onların hikayelerinden aslında bize Orta İngilizcenin en güzel örneklerinden yani korunmuş hali geliyor. Nasıl bir şey yapalım? Bir e, kopya okuyabilir misin bize? Okuyayım şimdi. E, önce istersen Chaucer İngilizcesi okuyayım ki o eski İngilizceye kıyasla yine bazı tanıdık kelimeler olacak ama yine herhangi bir İngiliz'in çok zorlanacağı bir dil. Chaucer teksti şöyle. ''Villum, as old stories tell us'' yani ''once as whole old histories tell us'' Bayağı tanıdık değil mi? ''There was a duke that he'd'' There was a duke who was called Theseus, of Athens he was lord and governor. He was lord and governor of Athens and in his time switch a conqueror and in his time such a conqueror that greater was known than son, that there was no No one greater than the sun. Yani uzun lafın kısası çoğu günümüz günümüzde İngilizce bilen pek çok insan okur. Sadece annotated text olursa daha iyi olur. Çünkü kenarında böyle hani bazı kelimelerin nasıl değiştiğini görmüş oluruz. Eski metinleri okuyanlar bilir time kelimesi yani zaman kelimesi günümüz İngilizcesinde t-i-m-e diye yazılıyor ya yani T I M E. Ama mesela çoğu İngilizcesinde o time y ile yazılıyor. İ yok. Aynı Latince'de olduğu gibi. O yüzden de böyle hani Latince'ye çok tanıdık gelebilir bazı şeyler, kelimeler. Ya şimdi bu Anglo-Sakson dilinin evrimine baktığımızda 1066'dan erken Rönesans'a kadar yani 1300'lere kadar Norman dili hakim. Dolayısıyla Fransızca'ya çok Fransızcadan gelmiş pek çok kelime var ama tabii ki o yerel halkların dilleri de var, o Cermanik diller de var. Ama 1300'lerden itibaren hem bu Chaucer'ın İngilizcesinden de gördüğümüz üzere hem de siyasi ve ticaret dili olarak İngilizce çok daha dominant bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Yani bu orta İngilizce dediğimiz İngilizce. Öyle ki mesela 3. Edward vardır İngiliz kralı. 1362'de parlamentoda ilk kez İngilizce Konuşan kral. Ee, onun haricinde mesela Provisions of Oxford diye bir yayımlanan İngilizce hükümet belgesi var. O da mesela 1258'de İngilizce yazılmış ilk temel belgelerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Yani o yüzden bugün günümüz İngilizcesinin e, tarihçesine baktığımızda aslında çok yeni bir dil diyebiliriz. Yani Orta Çağlardan itibaren ortaya çıkmış ve Rönesans'a gelindiğinde zaten hani Shakespeare'le de taçlanmış bir dilden bahsediyoruz. Ki o da erken modern İngilizce mi oluyor? Evet yani Shakespeare İngilizcesinin tekabül ettiği İngilizcenin safası Early Modern English denilen erken modern İngilizce. O da işte 15. yüzyıldan itibaren kullanılan bir İngilizce. Yani Shakespeare sonuçta 16. yüzyıl 17. yüzyılın başına kadar gittiği için 1590'larda da inanılmaz oyunlar yazmış, soneler yazmış ama hani 16. yüzyıl diyelim 15. 16. yüzyıl bu erken modern İngilizcesinin kullanıldığı ve günümüz İngilizcesine de en yaklaşmış olan en yakın İngilizce. Shakespeare denilen efsanevi esrarengiz oyuncu çoğu bir aktör olduğunu düşünüyor. Yani ben Christopher Marlowe teorisine inanmıyorum. Christopher Marlowe da kendi başına... çok önemli bir şair ve oyun yazarı ama... Yani Shakespeare gerçekten müstesna bir karakter. Çünkü... tıpkı... mesela... Firdevsi'nin... eski Farsçayı... koruması ve günümüz Farsçasına işte... armağan etmesi gibi... Shakespeare denilen o dahi şair, günümüzde kullandığımız... pek çok İngilizce kelimenin... Mugite yani bir adam kimileri 1700 diyor, kimisi 2200 diyor. E, kelime üretmiş ama sadece kelime üretmekle kalmamış. Pek çok deyime ve oksimoronu da üretmiş. Yani mesela break the ice. Hani buzları kıralım denilir ya İngilizcede diyelim birbirini tanımayan insanlar ya da e, yeni tanışmış olan insanlar e, bir tanışmasıdır o break the ice ya da Heart of Gold yani böyle altın kalpli. Yani bunlar sanki böyle her daim olmuş olan ve dillerin, halkların ürettiği gibi düşünülen, günümüzde de sıkça kullanılan deyimler. Ama sonuçta bir tane oyunda yazılmış, süslenmiş, icat edilmiş şeyler. Dolayısıyla Shakespeare İngilizcesi dediğimiz o erken modern İngilizce bir Birinci Elizabeth döneminde... tabii ki Shakespeare'in yaşadığı İngiltere'de... E, Rönesans yaşanıyor. Çünkü... E, Kraliçe Elizabeth... hakikaten de... E, İngiltere'yi dünya imparatorluğu yaptığı... E, özellikle bu... İspanyol yayılımını... E, armadasıyla engellediği, dolayısıyla İngilizcenin belki de lingua franca olmasının... en önemli zamanlarından bahsediyoruz. Çünkü birdenbire... Pek çok yeri istila ediyorlar. Kendi navigatörlerini, kendi kaşiflerini dünyanın dört bir tarafına gönderiyor. Çünkü o ana kadar bahsettiğimiz gibi özellikle e, İtalyanlar... ...ki İtalya diye bir ülke yok ama işte Cenovalılar, Venedikliler vesaire... ...dillerini her yere götürüyorlardı. İspanyollar keza öyle, Amerikalıları götürüyorlardı. Ama bu İngilizlerin e, özellikle gemicilik konusunda güçlenmesiyle birlikte ki bu modern İngilizce dönemine tekabül ediyor. Birdenbire İngilizce işte Amerikalılara götürülüyor. Hint e, yarımadasına götürülüyor. E, Filipinlere götürülüyor. Bugün işte e, pek çok beyaz Türkün ...Filipinli dadı tercih etmesinin nedeni hepsi İngilizce konuşuyor. Neden İngilizce konuşuyor? Çünkü İngiliz sömürgesi olarak yani official language'leri İngilizce. Yani Filipin diyalekleri var, dili var tabii ki ama sonuçta hepsi İngilizce konuşmak durumunda. Keza işte Pakistan'da herkes Urdu konuşuyor ama Urducanın içinde bile onlarca, yüzlerce İngilizce kelime var. Dolayısıyla bütün bunlar bu erken modern İngilizce zamanlarında yani 15. 16. yüzyıldan itibaren İngilizcenin günümüz İngilizcesine yakın bir şekilde bir evrim geçirmesi modernleşmesi, pek çok farklı diyalekten ve farklı ülkeden kelime alması. Avokado mesela şimdi avokado aslında yumurtalık demek. Çünkü yumurtalığa benziyor. Ama gittikleri ülkelerdeki mesela meyveler İngiltere'de yok. O meyveleri getiriyorlar o ülkenin diliyle getiriyorlar ve birdenbire İngilizcenin parçası oluyor o meyve. Modern İngilizcenin başlangıcını nereye dayandırabiliriz? Hangi tarih ve ya da olaya? Ya şöyle şimdi Samuel Johnson diye çok önemli bir yazar var. Bu adam özellikle de Londra'da yaşayan, tiyatrocularla içli dışlı olan, bol bol e, bira içip de ale içip de kendi aralarında e, böyle İngilizce dilinin evrimini konuşan insanlar bunlar. Samuel Johnson oturuyor. Ve İngilizce sözlük yaratıyor. İlk kez 1755'te Dictionary of the English Language denilen sözlüğü toparlıyor. Ve ondan sonra zaten e, pek çok e, İngilizce sözlük ortaya çıkıyor. Ben bir örnek getirdim. Bunun filmi de var ama ben filmi çok beğenmemekle birlikte kitabına bayılmıştım. Uh, the Professor and the Madman diye Oxford İngilizce sözlüğünün Tarihçesi olabilecek bir kitap bu. Bu İngilizce e, sözlüğünün tarihçesi zaten e, çok eğlenceli hikayelere gebe. Bu mesela Oxford İngilizce sözlüğünün e, en büyük katkı sağlayanlarından. Yani mesela Rehşet Ekrem Koç İstanbul Ansiklopedisi yaparken kendi de maddeleri yazıyor ama başkalarından da bir katkı alıyor, resim alıyor vesaire. Oxford sözlüğünde de binlerce kelimenin tanımını yapan adama 20 yıl boyunca yazıyorlar, görmeye çalışıyorlar. Çünkü en böyle gerçekten tertemiz, e, anlaşılır ve güzel tanımları yapmış bir adam. En sonunda 20 yıl sonra anlıyorlar ki, e, Oxford sözlüğünün en büyük kontribütörü bir tımarhanede yaşıyor ve bir katil. E, bir tane işte Amerikan iç savaşı'nı görmüş e, bir cerrah. Bir doktor onlarca yıl boyunca sürekli sözlüğe mektup gönderiyor, kelimeleri tanımlıyor. Johnson da benzer bir şekilde işte 1755'ten itibaren kelimelerin tanımlarını toplamış. Dolayısıyla bugün günümüz İngilizcesi olarak bildiğimiz İngilizcenin de e, sistematik bir okumasını ve çalışmasını yapmış. Peki o zaman e, bu da bizi artık günümüzdeki İngilizce'ye getiriyor. Günümüzdeki İngilizce'de... Okey bir Amerikan İngilizcesi var biliyoruz, bir İngiliz İngilizcesi var. Ee, bu kadar mı? Başka lehçe ya da kendi içinde farklılıkları da var mı bu İngilizcenin? Avustralya'da İngilizce var. Ee, Aborajin dillerinden bazı şeyleri almış. Güney Afrika'da bir İngilizce var haliyle. Ee, Kanada'da İngilizce var. Yani Kanadalılar ve Amerikalıların İngilizce arasında çok fark edilmez. Ee, ama imparatorluk olduğu dönemden itibaren İngilizlerin yayıldığı her yerde bir tür İngilizce var. ve yerel dillerle bir şekilde zenginleşmiş İngilizceler oluyor. Sadece Amerika'nın içinde bile 7 farklı lehçe varmış sanırım. Evet. Ya Amerikalılar tabii ki günümüz İngilizcesine bir şekilde sadeleştiriyorlar. Webster sözlüğü vardır eminim İngilizce sözlük kullananlar bilir. 1806'da mesela Webster color kelimesini düşünün. Color İngilizce'de yani İngiliz İngilizcesinde C-O-L-O-U-R diye yazılır. Yani C-O-L-O-U-R. Webster geliyor 19. yüzyılda U'ya ne gerek var diyor. Zorlaştırıyor bu U'ları atıyor. Dolayısıyla İngilizce'deki pek çok aslında Amerikan İngilizcesine değiştirmesinin evriminin müsebbibi Webster'dır. Basitleştiriyor İngilizceyi telaffuzu kolaylaştırıyor ama kimileri de diyor ki günümüz Amerikan İngilizcesi Shakespeare İngilizcesine daha yakın. Bence değil ama. Peki son bir soru sana. Şu an yeni İngilizce öğrenmeye başlayan birini düşün. Sence hangi İngilizceyi öğrenmek daha mantıklı? İşte Amerikan mı, İngiliz mi, ne bileyim genel mi? Ya yani ben aksan olarak İngiliz İngilizcesini daha güzel buluyorum. Daha anlaşılır buluyorum. Ama Amerikan var, Amerikan var. Şimdi dediğim gibi 7 tane Amerikan İngilizcesi var. Ben New York İngilizcesini... ...biliyorum ama iki sene önce... ...Güney'de yaşarken Florida'daki o bazı diyalektler var ki hani... ...Rendek diye aşağılıyorlar ama... ...daha böyle hani Güney Amerika İngilizcesi. Pek çok kelimeyi anlayamıyorsun. R'leri falan böyle YouTube bitiriyorlar. O yüzden hani klasik Londra İngilizcesi bana göre en böyle temizidir. Bizim işte uçaklarımızda kullanılan İngiliz aksanı da sanıyorum en anlaşılır aksandır. Ama ya tabii ki bazı diyalektler var ki ben hani en iyi bildiğim değil İngilizce diyebilirim. Yani şey olarak da kelime sayısı ve zenginliği ve yazdığım değil. Yani ben Beş yaşından beri günlük tutuyorum. Günlüğümü İngilizce tutuyorum çünkü... ilk öğrendiğim dil ve ilk çalıştığım dil İngilizce oldu ve eğitimle İngilizceden devam ettim. En iyi bildiğim dil olduğu için de... kelimenin kökünden tut... evrimine kadar pek çok şeyi irdeliyorum. Her zaman zaten etimoloji çalışıyorum. Bana göre İngilizce yazmak için kendi ifade etmek için dünyadaki en elverişli dil. Burada da hani İngiliz hayranlığı yaptığım ya da işte Amerikan hayranlığı yaptığım düşünülmesin. 2 milyon kelimeyle dünyada en fazla kelimeye sahip dil olduğu için bana göre çok elverişli. Ama bir o kadar da mesela bir şair olarak Türkçe aynı kelimenin onlarca sinonimi olmadığı için açık kalıyor ve daha böyle şiirsel oluyor. Dolayısıyla ne yazdığınızda da bakar. Bir iş makalesi yazıyorsanız İngilizce belki hayatı kolaylaştırıyor, herkese ulaşabiliyor. Ama şiirsel bir metin yazıyorsanız diyelim Türkçe'de son derece güzel bir dil olarak düşünülebilir. Gündemi İngilizce şiirlerimi Türkçe <laughs> yazarım. Pelin Batıl. <laughs> bir şey gibi, aforizma gibi oldu bu. <laughs> o zaman. O zaman. Teşekkürler Pelin. Bye. Çok keyifli bir bölümdü. <laughs> Ben teşekkür ederim.